ölçeceğiz, biçeceğiz ve sizlerle beraber tartacağız. Problem tümüyle ortadan kalkmış olacak. Siz diyorsanız ki benim için önemli olan şöyle bir dökerek çıkarıyoruz. İçindeki teller kopabilir. Bilmemiz gereken bir diğer detay da şu. Merhaba arkadaşlar, iki kişilik motovlog kanalına hoş geldiniz. Normalde inceleme çekimlerini dışarıda yapıyoruz biliyorsunuz. Ama bugünkü inceleyeceğimiz ürün interkom olduğu için dedik ki farklı bir konsept yapalım. Bunu da içeride çekelim. Umarım videoyu beğenirsiniz. Peki bugün ne inceleyeceğiz? Bugün ne yapacağız? Bunu hemen size şöyle izah edeyim. Bugünkü misafirimiz KN2250 interkom. Peki biz bu interkomu ne yapacağız? Hem interkomu inceleyeceğiz hem de kaska kurulum nasıl yapacağız? Yani kurulum parası vermek istemiyorsanız, özür dilerim Sayın Kahn Elektronik, bu biraz ucu size dokundu ama kurulum parası vermek istemiyorsanız veya abi ben interkomu sipariş ettim, Rize'deyim, Ankara'dayım, Van'dayım, uzaklardayım diyorsanız doğal olarak bunu kendinizin kurması gerekiyor. Bunun için bu interkomu kaska hep beraber kuracağız. Kaska interkomu kurarken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Hep beraber bu videoda hepsini görmüş, öğrenmiş, yaşamış olacağız. Peki interkom kullanıcıları nelere dikkat eder? Yani neye göre interkom alıyoruz? Bu interkomları hangi standartlarda, hangi şartlarda, hangi hava koşullarında, hangi sürüşlerde kullanıyoruz? Bunların hepsi doğal olarak değişkenlik gösteriyor. Ama siz diyorsanız ki benim için önemli olan fiyatı. Ben uygun bir interkom kullanmak istiyorum. Yani diyorsanız ki düşük bütçeli bir interkom almak istiyoruz. O interkom KN Master KN2250. Peki bu interkom özellikle kimlerin dikkatini çekecektir? Kurye arkadaşlarının dikkatini çekeceğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten uygun yollu ve dayanıklı bir interkom. O zaman haydi kutusunu açalım. Kutu içeriği nelermiş? Onları bir görelim. Şöyle garanti evraklarımız çıkıyor. İçinde şöyle küçük, güzel, minnoş bir çantasıyla beraber geliyor. Açıyoruz bakalım içinde neler var. Gerekli stickerlar var. KN Master stickerı, doktor gelmeden kaskımı çıkarma stickerı var. Interkom'un kendisi var. Yırtıyorum. Yırtamıyorum. Arkadaşlar içinden interkom çıkıyor. Şöyle koyduk. Şarj kablomuz çıkıyor. Type-C girişli. Kask aparatımız çıkıyor. Ve burada güzel büyük bir paket var. Bakalım içinde neler var. Şöyle bir dökerek çıkarıyoruz. Sen git buradan. İçinde şöyle garip bir aparat var. Çırtlı. Bu interkom kulağınıza uzak kalıyorsa şayet kulağınıza yaklaştırmak için çantaya koyulmuş bir aparat. Benim kafam büyük olduğu için buna ihtiyaç duyduğumu zannetmiyorum. Kulaklığımız, bir adet çene açılır mikrofonumuz ve bir adet de full face kasklar için minnoş mikrofon. Peki bu interkomda bizim dikkatimizi çeken şey nedir? Arkadaşlar interkomların zaten genel kullanım amacını biliyorsunuz. Bu interkomdaki vurucu özellik iki tane benim gözümde. Birincisi fiyat performans ürünü. Fiyatı gerçekten uygun. İkincisi 40 saat kullanım süresi var. 40 saat güzel bir süre. Dedik bunun kaska kurulumunu yapacağız. O zaman haydi gelin KN2250'yi kaska montajını yapalım. Ama bunun için bizim tabii ki ne ihtiyacımız var? Bir kaska ihtiyacımız var. Şu çantayı şuradan alayım da. Bana geliyor, bir şeyler geliyor. Kaskımız gelsin, kaskımız gelsin. Geldi. O zaman interkomumuzun kask kurulumuna başlayalım. Dikkat etmemiz gereken belli başlı şeyler var. Bunlar nelerdir? Gördüğünüz üzere interkomların kabloları biraz ince olur. Doğal olarak bu hassas kablo demektir. Yani kurulum yaparken siz bu kabloyu sert bir yere sıkıştırdığınız zaman içindeki teller kopabilir. Peki bu teller ne yapar koptuğu zaman? Temassızlık yaptığı zamanlarda ses gidip gelebilir. Mikrofonunuzun kablosunu kopardıysanız interkomla konuştuğunuz esnada gelen sesi duyabilirsiniz. Ama cevap vermek istediğinizde kablo kopuk. Sizin sesiniz gitmeyebilir. Veya tümüyle kulaklıklar işlevini yitirebilir. O yüzden kurulum çok hassas bir şey. Çok dikkatli bir şekilde özenerek bu kurulumu yapmanız gerekiyor. O zaman biz de gelin özenerek hassas bir şekilde kurulumunu
gerçekleştirelim. Artık kaskıma interkom nasıl kurarım, ben bunu yapmayı bilmiyorum, arkadaşımı arayayım o gelsin benim interkomumu kursun vesaire gibi dertlerden sizi kurtarmış olacağız. Yani biz bu konuyu ölçeceğiz, biçeceğiz ve sizlerle beraber tartacağız. Problem tümüyle ortadan kalkmış olacak, içiniz rahat olsun. İlk etapta yapmamız gereken şey nedir? Kaskımızın iç pedlerini kontrollü, dikkatli bir şekilde çıkarmaktır. Çünkü biz bunu geri takacağımız zaman sağlam olması gerekiyor. Şöyle çekiyorum, sesi dinle. Kask pedlerinde 3 tane çıt çıt oluyor. Onları çektiğiniz zaman iç ped tümüyle kasktan ayrılmış oluyor. Peki bazı kasklarda ne yapmak gerekiyor? Çıkarmanıza gerek yok. Alttan kendiniz sadece şu bölgeye çıkararak da yapabilirsiniz. Yani tümünü çıkarmanıza gerek yok. Ama ben rahat çalışmak istiyorum. Strese giremem. İnterkomun kablosu hassas. Ona göre bir kurulum yapayım diyorsan ne yapacaksın? Kaskın iç pedlerini tümüyle devre dışı bırakacaksın. Şunu şöyle çantamızın yanına koyduk. Ne oldu? Şu an kaskın içi boş. Bilmemiz gereken bir diğer detay da şu. Bazı kasklarda interkom yuvası olmuyor. Yani sizin ne yapmanız lazım? Kulak hizasına gelip gelmediğini kontrol etmeniz lazım. Kontrol etmezsek ne olur? Ben bu interkomu kurdum, müziği açtım, ses bana az gelir. Telefonla konuşuyorum, ses bana az gelir. Çünkü kulaklık şurada, kulağımız burada. O yüzden ona kesinlikle dikkat etmemiz lazım. Şu an elimizdeki kaskta zaten interkom yuvası var. O yüzden herhangi bir problemimiz yok. Tık diye geçireceğiz oraya. Kulaklıklarımızı geçirelim. İlk etapta kulaklığımızı takıyoruz. Şöyle açtık kablosunu. Uzun olan kısım interkomun tersi yönüne gelecek şekilde kaska kurulumu yapacağız. Peki interkom ne tarafta olur? Interkom her zaman kaskın sol tarafında olur. Neden sağda değil diyecek olursanız sağ elimizde gaz var o sırada. O yüzden interkom solda. Kulaklık kablosunun bir tarafı uzun bir tarafı kısa görüyorsunuz. Kulaklığın biri bayağı aşağıda. Bu aşağıda olan kulaklık sağ tarafta olacak. Yukarıda olan kulaklığımız da sol tarafta olacak. O zaman haydi interkom yuvasına bunu yerleştirelim. Ben de dedim, Seko hep zamansız arıyor demedim mi? Alo, çekimdeyiz hayatım. Mikrofonu da kaskınızın çene kısmına herhangi bir yere koyabilirsiniz. Biz şöyle kablosunu taktık. Mikrofonu şöyle cırt açtım. Ne yapıyorum? Mikrofonu da dediğim şekilde kaskınıza uygun herhangi bir bölgeye ön kısma yerleştirdiniz. Evet dostlar, geldiğimiz noktayı şu an itibariyle sizlere tekrar ediyorum. Ne yap? Kaskın kulaklık girişlerine kulaklığımızı yerleştirdik. Ön kısma mikrofonumuzu yerleştirdik. Kabloları gerekli yere koyup az sonra kaskın pedlerini takacağız. Ama öncesinde yapmamız gereken bir diğer şey, interkomumuzun da montajını yapmamız gerekiyor. Ne demiştik? İçinden zaten gerekli aparatlar çıkıyor. Kızaklı bir aparat, basit kullanımı var. Ne yapıyoruz? İnterkomu elimize aldık. Yani ben genelde bu şekilde yaparım. İnterkomu alıyorum, hemen kızaklı aparatımı interkoma yerleştiriyorum. Şurada zaten yine paketin içinde çıkan yapıştırıcımız var. Bunu buraya yapıştırıp kaska interkomun da montajını yaptıktan sonra iç pedlerimizi toplamaya başlayacağız arkadaşlar. O zaman haydi devam. Dostlar, interkomumuzu kaska sabitlerken dikkat etmemiz gereken birincil kural. Kablomuzun uzanabileceği bir yere yapıştırmamız lazım. Yani ya abi ben burada daha rahat ediyorum kullanırken, o yüzden interkomu buraya kurmak istiyorum diyemezsiniz. Niye? Çünkü kablo buraya yetişmez. Yetişse de yapmayın, güzel olmuyor zaten. Genelde sol tarafa elimizin ve kablomuzun uzanacağı yere şu şekilde montajını yaparız. Yani nizami olan montaj budur. Ve sonrasında ne yapıyoruz? Mikrofonumuzun kablosunu alıyoruz.
buraya takıyoruz. Şu anda interkomumu kaskıma nizami bir şekilde yerleştirmiş oldum arkadaşlar. O zaman haydi gelin kaskın pedini yerleştirip interkomun tadını çıkaralım. Arkadaşlar bu arada bu kask benim değil. O yüzden kurarken ben de acemilik çekeceğim. Siz kendi kaskınızı kurarken daha profesyonel olacağınızı ümit ediyorum. Bu yerleşti. Şu an riskli bir kısımdayız bu arada. Niye riskli kısımdayız? Ben bunu takarken kabloya zarar verirsem interkom kulaklığını çöpe atmış olacağım. O yüzden siz takarken son derece dikkatli bir şekilde takmanız lazım. Ben bunu getirdim. Hala kablolara gelmiş değiliz. Ne yapıyoruz? Şu an kablodayız. Kabloyu... Çok güzel bir detay. Kaskı önceden sizin için hazırladık. Ne yaptık? İnterkomun kablosunun geçeceği kısmı biçerek kabloyu buradan geçireceğiz. Yani sen burayı kesmeden kabloyu bu sert parçanın altına sıkıştırırsan kabloyu koparırsın. O yüzden siz de şu şekilde en azından bir kablonun geçeceği kadar bir parçayı kesip atarsanız kulaklığınız zarar görmeyecektir. Bu da bizim Batu'nun kaskı. Sağ olsun önden hazırlamış. Uç. Evet. Harika. Şöyle son bir kontrol elimizle geziyoruz. Oturmuş mu, oturmuş mu, oturmuş mu, oturmuş. Efendime söyleyeyim. İçinde biz ilk başta ne yapmıştık? Çıt ve pıt yapmıştık kaskı sökerken. Şimdi bu çıt ve pıtların hepsini tekrar geri takıyoruz. İçeride biriken kabloları da yine kaskın içine, kaskınızın durumuna göre müsait herhangi bir yere sıkıştırabilirsiniz. Son çıtımızı da pıtlattık. Kaskımız şu anda hazır vaziyette. İnterkomumuzu kurduk. Kulaklıklarımızı yerleştirdik. Pedlerimizi taktık. Şimdi gelin hep beraber interkomumuzun bağlantısını gerçekleştirelim. Hemen arkada gördüğünüz açma kapama tuşuna basılı tutuyorsun. KN Master eşleşme aranıyor. Batarya %100. Ben biraz fazla tuttum. Şu an cihaz eşleşme arıyor. Eşleşme modunda. Cihaza bağlanmak zaten çok basit. Bluetooth'unuzu açıyorsunuz. KN2250'yi göreceksiniz zaten çünkü eşleşme modunda şu anda. Ve bağlanmasını bekliyoruz. Bluetooth'tan hemen KN2250'yi seçip bastığınızda zaten eşleşme modundaydınız. Otomatikmen cihaza bağlanmış oluyorsunuz. Haydi gelin birlikte test edelim. YouTube'a girdim. Bir müzik yazalım. Telifsiz müzikler. Hadi gelin bir test edelim. Kurulum başarılı. Evet dostlar, kurulumu başarılı bir şekilde tamamladık. Dediğim gibi kurulum gerçekten çok basit. Ama dikkat etmeniz gereken şey sadece kabloya zarar vermemek. Onun dışında zaten bu kurulumu yapamayacak hiç kimse yok. Yani bunu yapmak için profesör olmanıza da gerek yok. İnterkomu kurduk, sizle beraber test ettik. Zaten uygun fiyatlı interkom. Bir de siz buna Orhan10 indirim kodunu uygularsanız daha da uyguna gelecek. Peki bu interkomu nereden alabilirsiniz? Kaan Elektronik internet sitesinden Orhan10 indirim kodu ile alabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ettiğinizin farkındayım. Rica ederim, hiç önemli değil. Takıldığınız bir konu olursa bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Ve yine Kaan Elektronik Instagram hesaplarını da takip edebilirsiniz. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.